bakışta asla iç dünyasını göstermeyenlerden. Sanatındaki derinlik arayışları ve hayatındaki sorgulayıcı tavır onun içsel zenginliklerini keşfetmeye itiyor insanı. Merak uyandıran, aydın ve güçlü bir kadın o. Görsel sanatın içinde olup da görüntünün sözde hakimiyetine yenik düşmeyenlerden. Güzel, alımlı ama asla davetkar değil. Çirkini oynama kaygısı yok, yeter ki oyun güzel olsun diyenlerden. Aldığı ödüllerle son zamanlarda medyatik olma tecrübesini yaşasa da onun sade, yalın ve seçici tutumunda değişen hiçbir şey yok. Yeşilçam'ın popüler olmayan ünlü ismi o. Bugünkü konuğum tiyatro ve sinema sanatçılarımızdan sevgili Derya Alabora. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ödüllerle başlamak istiyorum. Çünkü bir anlamda tırnak için dediğim medyatik olmanızı ödüllere borçlusunuz. Şimdi bu ödüller ard arda geldi ve işte gazetelerde, dergilerde hep sizinle ilgili röportajlar okuduk. Sizin popüler kültüre karşı tavrınızı da bilen biri olarak bu tür popülerlik ve ödüller sizin sanatçı kimliğinizi ne yönde etkiledi? İstemediğiniz etkilerinde yaşadınız mı? Tabii yani şimdi şeye bakarsan herhalde hepimiz aynı fikirdeyiz. Yani medyanın geldiği durum, popüler olan insanların davranışları ve onların kimlikleri insanı ister istemez geri planda olmaya itiyor. Çünkü popüler olduğun zaman aynı kefeye, yani ben kendimi öyle hissediyorum, onlarla aynı kefede hissediyorum. Bu kimseyi aşağılamak için söylemiyorum bunu yalnız, fakat artık yani şeyin işte sanatçının her şeyin birbirine karıştığı böyle bir ortamda ya açıkçası ne televizyonla çıkmak istiyorum, ne dizilerde gözükmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar geri plana çekmek istiyorum kendimi. Ama şimdi böyle bir ödül meselesi olduğu zaman ya mecburen isteseniz de istemeseniz de bu şey oluyor. Çünkü filme de yararı olan bir şey bu. Yani sonuç olarak halka yönelik yaptığımız meslek. Şimdi artık ona da çıkma, buna da çıkma, her şeyi kendine sakladığın zaman bu da iyi bir şey değil. Sonuç olarak birilerinin seni fark etmesi, en azından film açısından, yapacağın işler açısından, sesini duyurman açısından önemli bir şey. O yüzden buna biraz katlanmak durumunda kaldık. Yani Zeki de böyle bir insan değildir. Evet. Çok şey fazla ortalıkta olmaktan hoşlanmayan bir insan. Yani bize nasıl bir faydası oldu bunun? Yani yapmak istediğin projeleri insanlara duyurmak açısından bu bence önemli bir şey. Ödüllerin galiba önemi de buradan kaynaklanıyor. Yani yurt dışına gidiyorsun, işte insanlar işte Türkiye'de neler yapıldığını anlıyorlar. Yani bir filmle gidiyorsun, kendine özgü fikirlerin var, anlatmak istediğin şeyler var. Orada bunu paylaşan insanlar var. Böyle hem kendi adını duyuruyorsun, hem Türkiye'de neler yapıldığını şey yapıyorsun, duyuruyorsun. Galiba bu açıdan önemli. Siz uzun zamandır bu işin içindesiniz bir tiyatro sanatçısı olarak. Daha önce çevirdiğiniz filmler de var. Kırık Bebek, İz, Dönersen Islık Çal, Yengeç Sepeti gibi. Ancak bir anlamda Masumiyet filmiyle mi yaptınız çıkışınızı? Tabii şimdi şöyle tuhaf bir şey var aslında. Galiba Türkiye'de mi var ya da dünyada mı böyle. Yani benim başka ödüllerim de var çektiğim filmlerden. Şimdi böyle yardımcı kadın oyuncu ödülü olduğu zaman o kadar fazla ilk kale almıyor galiba. Hatta ödül almış. Evet. İnsanlar böyle hani baş kadın oyuncu olduğu zaman o zaman ancak medyanın ilgisini çekebiliyorsun. Halbuki bence bu çok mantıksız bir şey. Çünkü şimdi orada da yani ufak bir rol daha az bir rol oynasan bile sonuç olarak bu başarıyla yapılmış bir şey. Bunun için insanlar sana ödül veriyorlar. Ama nedense yardımcı oyuncularla kimse ilgilenmiyor. Ne zaman böyle baş kadın, baş erkek olduğun zaman o zaman popülerlik kazanıyorsun. Evet yani o yüzden de Masumiyet'le oldu. Peki Masumiyet filminin diğer çektiğiniz filmlerden sizce farkları neydi? Şimdi farkı yani bir defa Zeki diğer yönetmenlerden farklı bir yönetmen bence. Yani dünyaya ve yaşama bakışı çok farklı. Yani dolayısıyla o konu da yani bizim işlediğimiz konu filmde belki bildik bir konu. Ama farklı bir bakış açısıyla getirdi onu. Farklı bir yerden baktı. Anlatımı farklıydı. Oyunculuklar farklıydı. Bu yüzden de diğer oynadığım filmlerden çok daha fazla zevk aldım bunu yapmaktan. Çünkü
Şimdi tiyatroda da her zaman belki olmuyor ama zaman zaman yakaladığımız bir şey. Özellikle ben kendi tiyatromu kurduktan sonra böyle bir şey daha çok sahip oldum. Yani dilediğin şeyleri oynayabilme. Yani çünkü sanatçı olarak işte istediğin şeyleri anlatma güdüsü var içinde. Yani biriken şeyleri anlatmak istiyorsun. Bunun için yapıyorsun tiyatroyu ve sinemayı. Şimdi sinemada daha çok paraya dayalı bir sanat olduğu için şimdi paran yoksa kendi filmini yapamıyorsun. Onun için başkalarının filminde oynuyorsun. Bunun için de yani onların fikirleri doğrultusunda şimdi, bir şeyler yapıyorsun. Şimdi masumiyetin belki söylediğiniz gibi en önemli farkı Zeki Demirkubuz'un olaya bakışıydı. Onu farklı kılan ve dolayısıyla filmi, ama siz bir oyuncu olarak özellikle Türkiye'deki sinema piyasasında yönetmenler konusunda çevireceğiniz filmler konusunda bir seçiciliğiniz olsa dahi bunu pratikte uygulama lüksünü yaşayabiliyor musunuz? İşte olanı seçiyorsunuz, yani başka bir de devamlı yok bir çünkü. Anlamda film çevirmek ve o tecrübeyi de yaşamak durumundasınız. Çok seçici olduğunuz zaman böyle bir şans da tabii ki azalıyor. Olmayabilir. Tabii ki azalıyor. Yani diyelim ki şimdi şey yapıyorum, yani 20 tane senaryo geliyorsa bunun belki sadece bir tanesini seçiyorsun ya da iki tanesini seçiyorsun. Ama diğer insanlar böyle bakmıyorlar, ama ben yani şunun rahatsızlığını çekiyorum açıkçası. Yani ekranda kendimi seyrettiğim zaman kötü bir şeyse eğer, yani çok mutsuz ediyor bu beni. Ama yaptığım şeyler de çok iyi olmuyor ne yazık ki. Çünkü Türkiye'nin şartları böyle maalesef. Yani işte yönetmenlerimiz, oyuncularımız, yani hepimiz adına söylüyorum bunu. Eksik donanımdayız. Ne kadar iyi şeyler yapılsa da yani dünya standartlarına henüz çıkamıyoruz. Yani. Bugün bu seneki Altın Portakal Film Festivali'ni genel olarak nasıl değerlendirdiniz? Ben muhteşem olduğu kanısındayım. Çok hoşuma gitti ve hiç beklemiyorduk açıkçası. Çünkü Serdar'ın ve Kudret'in filmi, işte yapımcıları benim arkadaşımdı. Bayağı bir sürecini de yaşadım o filmlerin. Hiç kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Yani gerçekten müthiş bir sürpriz oldu. Bence çok olumlu bir şey. Şeyi seyretmedim mesela, Yara'yı, ama o kızcağızın ödül almasını da inanılmaz olumlu karşıladım. Ya inşallah böyle devam eder. Gençlere biraz destek verdiler galiba, öyle evet, değerlendirildi. Evet, evet. Şimdi bu ödüllerden sonra size gelen film tekliflerinde artış oldu mu? Ya böyle çok, yani benim zaten kendime ait projelerim vardı. Yoksa insanlar zaten sizi biliyorlar mı bir yandan? Olmuyor yani, ödülle birlikte bir şey olmuyor. Çünkü işte bir takım yönetmenler var, onların adamları var, işte benim çalıştığım insanlar var. O zaten böyle benim bir tavrım var galiba şey içinde, bu piyasanın içinde. Zaten benimle bana yaklaşabilenler yaklaşıyor, o yüzden şey yapmıyorlar. Yani her şeyi kabul etmediğimi biliyorlar. Ya da onların şeyine uymuyorum bir sürü insanın. Çünkü o da önemli bir şey. Şimdi ben Zeki'yle çok iyi anlaştım ama başka bir insanla anlaşamayabilirim. O da yine bir Hülya Avşar'la anlaşabilir ve yani onun için o şey çok önemli. Evet. Birlikte çalışmanın getirdiği uyum. O yüzden fark etmedi. Sizin Takım Hanım'ın Taneleri diye bir film projesi vardı. Hatta medyada da haberleri çıktı. Ne aşamada bu? Çekildi mi? Nihayet çekiyor. Nihayet çekiyor. Çünkü yani biri bana diyor ki mesela, yeni projen var mı diyor. Evet var diyorum. Bunu söylediğim zaman canım o yeni olur mu? Yani onunla aynı şeyi konuşuyoruz. Fakat ya tabii şey olduğu için böyle bu kadar uzadı. Bir dönem filmi Salkım Hanım'ın Taneleri. Bu varlık vergisi dönemini anlatıyor. Şimdi Türkiye'de ilk defa işlenecek bir konu bu. Bence oldukça önemli bir konu. Yılmaz Karakoy'un romanından Etienne Mahçupyan senaryolaştırdı. Şimdi çok zor bir şey ve para gerektiren bir film, dönem filmi olduğu için. O yüzden bir de Tomris mümkün olduğu kadar iyisini yapmaya çalışıyor. Yani hiçbir şeyden kısmamaya çalışıyor. Çünkü platolar kurulacak, kostümler ona göre olacak. Yani biraz şey yaptınız mı, bazı tarihi filmlerde yaşadığımız komikliği düşmemek istiyor açıkçası. O yüzden yani tam bir para sahibi olduktan sonra çekmek istedi. O da bu dönemlere rast geldi. Şimdi siz tiyatrodan sinemaya geçenlerdensiniz. Tiyatro benim ilk aşkım, ne olursa olsun tiyatrodan vazgeçemem diyenlerden misiniz? Yoksa kendimi ve hayata bakışımı sinemada daha iyi yansıtıyorum diyenlerden mi? Yani galiba o ilkindenim sanıyorum. O tiyatrodan vazgeçemiyorum bir türlü. Ki sinemayı çok sevmeme rağmen. Yani tiyatroda eksik olan bir şey var.
oyunu oynuyorsun ve hiçbir iz kalmıyor sonunda, işte boş bir sahne ve boş koltuklar ve arkanda bir şey bırakman mümkün değil. İşte hani sanatın öyle bir hoş, yani bir şey bırakıyorsun filmle. O bence çok önemli bir şey. Yani işte 10 sene sonra da beni birileri seyredebilecek, ben kendimi seyredebileceğim. İşte hala Marilyn Monroe'yu en taze haliyle görüyoruz şeyde, Beyaz Perde'de. Bu heyecan verici bir şey tabii, tiyatrodan daha farklı. Ama tiyatronun da benim vazgeçemediğim tarafı şu, tiyatro provalarını çok seviyorum. Yani o çalışma süreci, çünkü bir oyuncunun işte yaşam biçimi sonuç olarak oyunculuk, işte belli bir süre çalışman lazım, vücudunu çalıştıracaksın, sesini çalıştıracaksın. Bütün bunları yapmadığın zaman aynen bir enstrüman çalan, yani duruyorsun, şey yapamıyorsun, başarı oranın gittikçe düşmeye başlıyor. Ve çok keyifli bir süreç o. O provaya hazırlanmak, oyunculuk çalışması. Yani ben korkunç zevk alıyorum ondan, o yüzden hiç vazgeçemiyorum. Sanata yönelişiniz, tiyatroya olan sevginiz ve bir hayat tarzı olarak bu işi benimsemeniz de kimlerin etkisi oldu? Örneğin babanızın etkisi oldu mu? Tabii, yani benim babam opera sanatçısıydı. İşte dolayısıyla böyle oldu. Zaman bütün çocukluğun işte opera, bale, işte tiyatrolar hep böyle bu çevrede geçiyor. İşte Mustafa Alabora o sonra ailenin ikinci sanatçısı oldu. İşte ailede böyle bir sürü sanatla ilgilenen insan olduğu zaman, yani mesela annem de sanatçı değildir ama işte yok resim yapar, şey yani el işlerine çok ister istemez bu tarafa yöneliyorsun galiba. Benim de küçüklüğümden beri önce balerin olmak isterdim. Sonra onu bana şey yapamadılar. Babam kıyamadı bana. Onun için bunu tercih ettim ama çok istediğim bir şey. Şimdi siz Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda çalıştınız bir dönem. Daha sonra birkaç arkadaşınızla birlikte biraz önce dediğiniz gibi kendi tiyatronuzu kurma kararı verdiniz. Tiyatroyu, kendi tiyatrosunu bir insanın kurma kararı zor bir karar mı? Çünkü bir anlamda oyunculuğa paralel olarak bir yöneticilik sorumluluğunu da almayı, göze almayı gerektiriyor bu. Özellikle böyle ekonomik problemlerin olduğu bir ortamda. Siz bu kararı nasıl vermiştiniz o dönem? Biz bu kararı bir anda bir oyun oynuyorduk, ismini vermeyeceğim bir tiyatroda ve şey oldu, oyun kaldı senenin yarısında. Hepimiz böyle ortada kaldık. Ama tabii tek şey bu değildi, yani ortada kalmak. Şimdi kendi istediklerimizi yapmak, kendi oyunlarımızı sahnelemek, kendi oyunculuk tarzımızı ortaya koymak istiyorduk birkaç kişi. Şimdi böyle bir durumda olunca bir anda müthiş bir güç geldi. Tabii şey çok büyük bir avantajdı. Yani yeşil kabarenin bizim elimizde olması. Orası böyle küçük ve çok sempatik bir mekan. Yani bir tiyatro değil. Şimdi evet, o da enteresan. Şimdi siz tiyatro grup kurduktan sonra Yeşil Baş diye bilinen bir mekanda tiyatro oyunları sergiliyorsunuz. Şimdi bu sizin tabii elinizde olduğunu söylemeniz evet bir avantaj ama bir bar mekanı içinde tiyatro oyunu sergilemek çeşitli olumsuzluklar da getirdi mi acaba beraberinde? Yani yadırganma yaşandı mı izleyiciler arasında? Getirdiği tek olumsuzluk bence şey, şimdi orası bir bar falan, pahalı mı acaba, ne yapıyorlar orada? Böyle bir çekinme oluyor insanlarda. Yani tek olumsuzluk bu. Yani seyirciyi getiremiyorsun oraya, zor getiriyorsun. Bir de tiyatro seyircisiyle, izleyicisiyle bir bar, bir kabare tiyatrosuna giden seyirci profili arasında da çok farklılar var. Ama asla zaten öyle bir seyirci gelmiyor. Yani oranın gece müşterisi kesinlikle gelmiyordu zaten. Yani tamamen gene bir tiyatro seyircisi ama çok çekinerek geliyorlardı. Bunu da şeyden anlıyorsun. Mesela Dünya Tiyatrolar Günü'nde bedava oynanır genellikle. Yani isteyen tiyatrolar. Şimdi bedava oynadığın zaman tıklım tıklım doluyor. Ya o zaman işte o parasal sorunlar, burada nedir, pahalı mı, ne oluyor falan. Ama mesela çok enteresandı yaşadığımız orada. İlk böyle tecavüzle ilgili bir oyun oynuyorduk. Ve çok şeydi. Yani aşırı gerçekçi bir oyundu. İşte rol arkadaşımla. Uçlar evet. Yani tekme, tokat, beni yerlerde sürüklüyorsun. Eyvah eyvah. Ve yakın bir şu kadar anlattın. Şurada oluyor ve bir herkes ah eyvah evladım yazık. Mahvoluyorlar ve bir iki tane mesela tecavüze uğramış insandı. Bayağı kötü oldu. Fenalık geçirdi falan oyunu seyrederken. Durdurmak zorunda kaldık oyunu. Mesela böyle de hoş bir etkisi vardı o yakınlıktan dolayı. Evet. Şimdi siz
kendi tiyatronuzu kurarak bir anlamda bireysel tavrınızı da ortaya koyan bir sanatçısınız. Dolayısıyla devlet tiyatrolarına yönelik eleştirileriniz de o denli koyu oluyor. Şimdi bu memur zihniyeti olduğuna dair genel eleştiriler yapılıyor. Devlet tiyatrolarında çalışan sanatçılar, tiyatrocular için. Şimdi bu eleştirilerin ötesinde sizin bir sanatçı olarak gösterebileceğiniz çözümler neler olabilir? Özellik mi yoksa sanatçıların istifa edip kendi bireysel araçlarını mı devam ettirmeleri? Ne gibi çözümler önerebilirsiniz? Yani tabii bu şimdi ben bu konuda hani otorite olmadığım için aslında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama yani dünyada bizim devlet tiyatrosu örneği gibi bir örnek daha yok. Yani çünkü bütün dünyada tiyatrolar, sanatçılar sözleşmeli olarak çalışırlar. Yani hangi oyunda o sanatçıya ihtiyacı varsa onu alır, diğeri bunun dışında kalır. Şimdi böyle olduğu zaman bu ne oluyor? İnsana bir şey getiriyor. Yani ben de seçilmek istiyorum. Çünkü seçildiğin zaman bir de parasal olarak karşılığını alıyorsun. Bu bir yarışı da beraberinde getiriyor. Şimdi mesela işte kurum tiyatrolarında çalışan bir sürü insanlar, oynayanı var, oynamayanı var. Oturdukları yerden para alıyorlar. İşte ufak rolü oynayanı var, büyük rol oynayanı var. Hepsine eşit muamele ediliyor. Bence burada bir haksızlık var zaten. Bir de şeyde haksızlık var. Şimdi bu tiyatrolara giren insanlar da işte belli okullardan ya da dışarıdan neyse fark etmez giriyorlar oraya. Dışarıda çalışan tiyatrolarda, özel tiyatrolardaki insanlar da böyle. O zaman özel tiyatrolardaki insanlara haksızlık yapılmış oluyor. Yani devlet onlara çok daha az finanse ediyor çünkü. O da biliyorsunuz yeni başladı artık finanse etmeye. O zaman büyük bir şey var burada, haksız bir rekabet söz konusu. Devlet tiyatrosunun dekorlarına korkunç paralar harcanıyor, kostümlerine, işte yığınlarla para gidiyor yapılan işlere. Ama öbür tarafta özel tiyatrolara ayrılan bütçe şu kadarcık. Peki neden bu haksızlık? Yani burada bence tuhaf bir şey var. Halbuki şöyle yapsalar, yani her hangi oyunda kime ihtiyacı varsa, dışarıdan ya da oradan eleman, yani bir oyunda bana ihtiyacı olabilir, öbür oyunda yani ne bileyim işte Ayşe'ye ihtiyacı olabilir. Onunla yani karşılıklı isteniyorsa onunla sözleşme yapar. Bence bu çok daha yaratıcı bir şey. Peki böyle bir çözüme gidilmesi için devlet sanatçıların ya da bu devlet tiyatrolarında çalışan sanatçıların mı bir kamuoyu oluşturarak kendi aralarında bir baskı ortaya koymaları gerekiyor? Yoksa devlet mi bunu araştırarak bir karar vermek durumunda? Yani biraz da sanatçıların inisiyatifiyle bunun değişmesi yönünde bir tepki olması gerekmiyor mu acaba? Ya yoksa şimdi, onlar memnun mu hayatlarından evet, bir anlamda? Ya şimdi tabii kurumlarda çalışan insanlar memnun hayatlarından. Çünkü şundan yani kimseye bir şey söyleyemiyorsun. Neden söyleyemiyorsun? Yani ekonomik durumu belli insanların bir de. Bu büyük de bir ayrıcalık getiriyor. Yani orada her ay aldığın bir maaş var. Şimdi ben şahsen bunu yapmak istemem yani hani bir imza kampanyası düzenleyip de devlet tiyatrosunu ya da işte şehir tiyatrosunu şey yapalım bozalım. Yani niye istemem bunu? İşte oradaki insanlar yani maddi destekleri var çünkü bu konuda. Geçimlerini sağlıyorlar. Bunun için yapmak istemem ama sanat adına bence yanlış bir şey bu. Yani bunu herkesin bir şekilde düşünüp işte ortak bir noktada birleşip bir çözüme ulaştırmaları gerekiyor. Filmlerde kendi sesinizi mi kullanıyorsunuz? Evet. Şimdi bir başka tartışmada bu sefer sinema alanında işte dublajlı mı olsun yoksa oyuncular kendi sesiyle mi oynasınlar diye. Hatta sizin ödül kazandığınız Altın Portakal Film Festivali'nde de bu büyük bir tartışma konusuydu. Bir oyuncu bütün müdür sesiyle oyun sergilediği oyunla yoksa günümüz çağında hepsi birer bu filmlerin prodüksiyon olduğu için prodüksiyonun kalitesi mi daha ön planda? Bir oyuncu bütündür tabii. Yani öyle yarım oyunculuk diye bir şey söz konusu değil. Yani kendini konuşamayan bir insan kendini ifade edemiyor demektir. Dolayısıyla oynayamıyor demektir. Yani şimdi beni burada siz konuşsanız ve ben sadece el kol hareketi yapsam mutlaka farklı bir şey. Yani çünkü sizin tonlamalarınız başka, benim tonlamalarım başka. Vurguladığım şeyler değişik. Yani onda mutlaka bir şey olur. Ama şimdi sinemanın tabii ki şöyle bir avantajı var. Birinin yüzünü çok beğenebilirsin ve yeteneklidir. Ama işte ilk filmidir. Ama sen onu yani tam istediğin yüzdür o sinemada ve mutlaka onu kullanmak istiyorsundur.
Ve burada sinemada yani böyle bir teknik şey olabilir. Ama o zaman yani ödül almak söz konusuysa diğer oyunculara haksızlık edilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu ama ödülün de ötesinde bu önemli bir nokta. Yani o gün Tanju Gürsu'ya verilen ödül tartışıldı ama benim esas tartışmak istediğim yurt dışında da acaba bunun örnekleri yaşanıyor mu? Yani sizin dediğiniz gibi bir insan gerçekten çok yetenekli olabilir ve fiziği güzel değildir ama çok uygun bir fiziktir o rol için. Ama sesi zayıftır. Yani konuşması iyi olsa bile ses zayıf olduğu zaman oradan kaybedebilir. Yani şimdi o ses zayıf olmuyor aslında. Şöyle oluyor. Yeteneksiz oluyor o insan. Yani sesin zayıf ya da kuvvetli olması gibi böyle bir kavram yani yok. Yani bu mesleğin bir parçasıdır. Bu sesiyle bir parçası. De kendisini yani ifade etmek çünkü durumunda. Çünkü şey de yanlış bizde. Hani güzel sesli olmak. Yani işte ben de konuşuyorum. Çok da güzel bir sesim yok. İşte senin de o. Yani herkesin kendi sesi. Yani kendi fiziğiyle ve tavırlarıyla bağlantılı bir sesi var zaten. Ona şimdi çok güzel ses oturttuğun zaman zaten yapay insanlar oluyor. İşte bizdeki dublajları seyrettiğin zaman hep rahatsızlık duyuyoruz. Hiç inandırıcı gelmiyor bu nedenle. Yani onun için yani bir insanın çirkin bir sesi de olabilir. Eğer ki yaşamı yansıtıyorsa o zaman yaşamdan tipleri kullanacağız. Eğer özellikle sinema yaşamın bir yansımasıysa bunun ne kadar yani, doğal ve gerçek olursa tabii. O kadar da başarılı olması söz konusu olabilir. Evet. Şimdi sizin eşiniz Uğur Yücel pek medyaya hiçbir zaman hemen hemen yansımadı. Ta ki geçen seneye kadar evli olduğunuz. Özel hayatın bu kadar medya tarafından ıncık ortaya koyulduğu bir piyasada siz bu ikiniz de hem Uğur Yücel hem siz özel hayatınızı bu kadar korumayı nasıl başardınız? Bir tavır mı vardı sergilediğiniz? Tavır ama zaten yani o şey özel hayatını sergilemek istemediğin noktada onlar da sana fazla yaklaşma. Enteresan olmuyorsun çünkü onlar için. Yani ben şimdi işte ne bileyim yanıma her gece birini alıp bir yerlerde yanıma birini alıp da değil. Ya bunu istemek önemli. Bir adamla çıkıyorsun ama şunu istiyorsun. Ben resminin çekilmesini istiyorum. İlla yanındakinin sevgilinin olması gerekmiyor. Ama medyaya ne lazım? O seni basıyor. İster sevgilin olsun ister olmasın. İşte bilmem kim bilmem kimle beraber. Oradan koca çıkıyor. Yok işte olur mu falan. Ya bu ne oluyor? Bir şey doğuruyor. Yapay bir güncellik doğuruyor ve şeyde kalıyorsun. Oysa ki ben yani böyle bir şeyle işte medyada olmak istemiyorum. Sadece yani yaptığım filmle olduğum zaman bundan bir rahatsızlık duymam. Ama yanındaki bir erkek arkadaşımla medyaya çıkıp da ya da ne bileyim gittiğim bir gece kulübünde insanlar beni çektiği zaman ben bundan çok rahatsız olurum. Yani çünkü bu benim özel hayatım ve dilediğim gibi davranabilme özgürlüğüne sahip olmalıyım. Ama şimdi böyle konular çok yok. Sanatçının özel hayatı yoktur. Bu çok saçma sapan bir şey. Sanatçının özel hayatı olmaz olur mu? Ama ben isterim. Yani sen benim resmimi çekeceksin derim. Sen de çekersin sizin, o zaman. Hatta daha zor çünkü ikiniz de sanatçı ve ikiniz de bilinen sanatçılarsınız. Dolayısıyla ilgi yoğunluğu daha fazla olsa gerek. İşte ama artık böyle hani sanatçılar başka bir yöne kaydı ya. Kimse pek ilgilenmiyor bizden artık. Sizi biliyorlar. Yani o öbür sanatçılarla daha fazla ilgileniyorlar. Hiç birlikte çalışmayı düşündünüz mü Uğur Yücel'le? Yani bunu bir şey öyle bir projemiz yok açıkçası bizim çünkü işte yapmak istediğimiz şeyler zaman zaman farklı oluyor. Yani ancak işte bir film çıkardı ikimize de ihtiyaç olursa ancak öyle yok. Öyle bir teklif gelmedi yani şimdi. Yani böyle bazen arada bir oluyor öyle şeyler ama çok önemli değil yani. Peki sizi nasıl eleştiriyor ya da siz onu eleştiriyor musunuz? Yani farklı kulvarda koşan insanlar mısınız yoksa belli paralellikler çerçevesinde eleştiriyor yani, musunuz birbirinizi? Felaket derecede eleştiririz yani artık şey hastalık derecesi. Gemeli yani Uğur'da bu daha fazla galiba o yani mümkün değil yani. Yaptığı işi asla beğenmiyor. Asla beğenmiyor. Beni de çok eleştirir. Kendi yaptığı işi de çok eleştirir. Yani ben de ama bu şey tarafı güzel tabii. Yani ikimizin birbirimize yaptığımız eleştiriler de hani birbirimizi ağırlamak adına asla böyle bir şey. Yani neyse doğrusu o ki o bence insanı ilerleten bir şey tabii. Evet. Şimdi geçen sene Aktüel dergisinde şöyle demişsiniz. Aşkta her şey olabilir ama mutluluk asla. Mutlu olabilmek için aşkı yaşamdan soyutlamak gerekir. Sanat da bence oralardan doğuyor. İnsanlar çok aşık ya da çok mutsuz oldukları zaman güzel şeyler çıkarıyor. Sizin sanattaki başarınızın altında yatan ne? Ya tabii bunu sadece bilmiyorum. Aşk olarak söylemedim. Yani aşkta mutluluk, mutsuzluk o doğru. Çünkü
Yani her şeyin çok uyumlu olduğu bir yerde insanlar sıkılıyorlar. Yani bunu ben çok net bir şekilde fark ettim. Toplumlarda da böyle. İşte bir her şey çok düzenli, hiçbir problem yok falan. Bir süre sonra bu mutsuzluğa yol açıyor. Refah düzeyi yüksek, evet, ülkelerde intihar oranları en yüksek. Daha fazlalaşıyor falan. İşte bu şeylerde de görüyoruz. Holiganlar falan daha çok iyi aile babalarından çıkıyor. Ya bir anda bir patlamaya neden oluyor. Şey de öyle, aşk da öyle tabii. Şimdi böyle yani belli bir süre böyle gidiyor. Fakat o işte ne bileyim kıskançlıklar, bilmem neler, o duyguların yani çok yoğun duygular yaşandığı zaman kontrolünü de kaybediyorsun o zaman. İstemediğin şeyler de yapabiliyorsun. Ama zaten bu galiba şeyi getiriyor. O vazgeçmeme duygusunu, şeylerin, salgıların fazlalaşıyor. O da peşinden sürüklemek gibi bir şeyi getiriyor. İşte kadının, erkeğin, ya vazgeçemiyorsun yani ondan. Yani tutku gibi, tutku heyecan. Tutku haline dönüşüyor. Şimdi sanat da tabii böyle, geçen gün mankenlerin şeyini izledim televizyonda. İşte şey diyorlar, sinirleniyorlar. Biri diyor ki işte eğitimli olmak lazım. Öbürü diyor ki canım ben de işte eğitimimi buradan yapacağım falan. Yani oysa ki yani oyuncu olmak, yani bir sanatçı olmak bence eğer ki insanın önce yetenekle başlayan bir şey. İnsanın içinde o yetenek varsa hani önce ben manken olayım da sonra oyuncu olayım demez zaten. Belli ki içinde o yetenek yok. Ancak böyle bir meslekte olduğun için oradan oraya atlamayı düşünüyorsun. Yani ben buna karşı değilim. Olabilir böyle bir şey. Ama o yaratım olmuyor işte. Ya ama bakıyorsun ki oyuncularda ben işte Dustin Hoffman'ı seyrettiğim zaman heyecanlanıyorum. İşte şu kadarcık bir adam bilmem ne ama o müthiş işte o kompleks bence o sanatı doğuran. Belki uzun boylu ve çok yakışıklı bir adam olsaydı o patlama olmayacak. Ya o tutkuyla o yarış içinde kendini geçme mücadelesi. Yani ben işte başaracağım bunu. Yani kısa boyluysa ya uzun boylu bir insanın belki enerjisini yakalamak bir şeyler doğru. Yani işte baktığın zaman bütün ressamların hiç güzel adam yoktur içlerinde. Hep mutsuz, hastalıklı, problemli. İşte Van Gogh kulağını keser. Yani üretmek için biraz eziyet çekmek gerekiyor. Evet, mutlaka mutlaka. Son olarak bundan sonraki projeleriniz? Bundan sonraki projelerim, ya bu sene bir tiyatroda bir şey yapmak istiyorum fakat bir türlü, bir iki sene ara verdim. Kendimi ben de toparlayamıyorum. Çok dağılmış durumdayım. Yapmak istiyorum bunu mutlaka. Yani geç de olsa, sezon sonuna da denk gelse. Onun dışında şey, Salkım Hanım'ın Taneleri. Onun çok dışında da bekliyoruz onu sonunda inşallah. Sanki Aşk diye bir proje var. Ahmet Haluk diye bir senarist arkadaşımız var. O bir proje getirdi. Haluk'la oynayacağız onu da. Fakat o daha daha yani 7-8 aylık bir iş sanıyorum. Daha sonra. Şimdi yani tiyatro ve sinema var. Televizyon? Yok. Bunu çok yani. Kesin yok diyebilecek yani Ender İzmir'den. Yani şöyle bir şey olursa hiç yani dizi başına 30 milyar veriyoruz falan derlerse yani belki o zaman ne yapayım para için yaptım diyebilirim. Çok teşekkür ederim ben programa teşekkür katıldığınız ederim. İçin. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazı verin.